Sözü her zamanki gibi iyi haftalar diyerek başlamak isterdim ama diyemiyorum. Çünkü tam bir hafta geçti ve çok kötü bir hafta geçti. Önümüzdeki bir haftanın da iyi olacağını hiç sanmıyorum. Dolayısıyla en azından çok perişan olmadığımız bir hafta dileyerek başlayayım. Söyleyecek bir şey yok yani hepimizin başı sağ olsun demekten başka. Yani makul bir dille ve ağlama krizlerine falan girmeden konuşabilmek pek de mümkün değil gibi görünüyor. Yani hele hele memleketten uzakta olup yapacak hiçbir şey olmadan, yani para yardımı yollamak dışında yapacak hiçbir şey olmadan olayları izlemek korkunç acıklı bir şey. Ama oradakilerden daha korkunç olduğunu hiç sanmıyorum. Oradakilerin durumundan. Yani sadece deprem bölgesini de kastetmiyorum. Yani ülkede olup her an bunu izlemek durumunda olan insanların. Yani ama burada kazayla YouTube'da biraz acıklı bir türkü kulağımıza çarpsa ağlama krizine o yüzden eğlenceli bir şeyler söylemem mümkün değil. Ama gene de olup bitenler hakkında bir şeyler söylemek gerekiyor. En azından kayda geçsin diye. Ne olduğunu anlatmıyorum. Ne halde olduğumuzu da anlatmaya çalışmıyorum. Sonuç olarak 20 binin çok üzerinde ölü olduğunu biliyorum. 80 bini geçmişti yaralı sayısı. Muhtemelen ikisi de ikiye katlanmaya yaklaşacaktır. Yıkılan binalar, onların niye yıkıldığı hakkındaki tartışmalar, bunlara da çok fazla girmeyelim isterseniz. Niye nutkumuz tutuldu ve niye ilk 2-3 günde özellikle sivil yardımlaşma dışında yani halk inisiyatifleri dışında kimse oralarda pek görünmedi. Görünenler de faydadan çok zarar verdiler ve ayağa dolaştılar. Niye bir takım insanlar yardım vermekten ziyade gelen yardımların üzerinde kendi adlarını yazmaya çalıştılar? Bu basit bir şekilde efendim bizim halkımız kötü diye açıklanabilecek bir şey midir? Bence değil. Öyle bir kötülük yok. Ya da en azından bize özgü diğer milletlere, diğer insanlara, diğer kültürlere göre daha beter durumda değiliz. Peki ama bunları niye yapıyoruz? Niye Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi'nin gönderdiği yardımın üstüne Muğla Valiliği yazdırmaya çalışıyor? Niye Van Valiliği sanıyorum, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Birliği'nin gönderdiği yardım tırlarının üzerine valilik yazdırmaya çalışıyor. Hadi bunları anlayış göstereceğim. Yani bunun anlayışı olmaz ama anlayış gösterecek bir şey yok ortada ama hadi devlet var yahu yalnız değilsiniz. Vallahi bakın devlet var çökmedi demeye çalışıyorlar. Bunun için valilik yazdırıyorlar. Peki sivil yurttaşlardan gelmiş yardım kutularının üstüne AK Parti stikerleri yapıştıranlara ne demek lazım? Yani bunların hepsini gözümle görmemiş olsam inanmak istemeyeceğim. Ama maalesef görüyorum. Kendimi ne kadar tutmaya çalışsam da Twitter'dan çıkamıyorum. İnternet üzerinden, YouTube üzerinden Türkiye'deki kanalları izlemeden duramıyorum. Mümkün olmuyor. Hepsini gözlerimde gördüm. Tırın yolunu kesip geçemezsin, dur aç bakalım. Biz alacağız içindekileri diyenleri de gördüm.
Ama nedense bunu yapanlar yakalandı mı, durduruldu mu onu bile bilmiyorum. Ama şunu duyuyorum. Ivır zıvır çalmaya çalışan birileri eşek sudan gelene kadar dövülüp üstelik bir de yalan yanlış bir şekilde bunlar göçmen diye duyurulduğunu biliyorum. Görüyorum. Her zaman olduğu gibi oradaki ki bunların arasında zaman zaman güvenlik güçleri, resmi güvenlik güçleri de var. Oradakiler duydukları acıyı ve duydukları öfkeyi esas öfkenin nedenlerine ya da acının nedenlerine değil, güçlerinin ettiğine yöneltiyorlar. Bunlar da son zamanlar, son bir iki günde iyice arttı bu. Bunlar da gariban göçmenler oluyor genelde. Ha göçmenler arasında yağmaya kalkışanlar yok mudur? Vardır herhalde. Yani sonuç olarak 5-6 milyon göçmen var. Bunların arasında hırsız uğursuz yok mu? Tabii ki var. Hatta Ali devletimizin kendi eliyle aldığı hırsız uğursuzlar var. Oradan. Bizden de toplam 5 milyon kişiyi sürüp nereye gönderelim? Hatırınız için Yunanistan'a gönderelim. Göndersek bu 4-5 milyon kişinin içinden 40 ve 40-50 bin hırsız, uğursuz ve alçak çıkmayacak mıdır? Tabii ki çıkacaktır. Yunan basını sadece onlara haber yapsa ve işte Türkler, barbar Türkler geldi bakın neler yapıyorlar dese haklı mı olacaktır? Tam olarak bunu yapıyoruz. Tam olarak bunu yapıyoruz ve maalesef benim Twitter'da gördüğüm tartışmalarda bu söylediğimi dile getirenler de her zamanki o aptalca ırkçı tartışmalarla çok seviyorsun alayım da bestelerle filan cevaplanıyor. Oysa bizde ne kadar yağmacı varsa evet göçmenler arasında o kadar yağmacı var. Bunları kendimiz cezalandırmaya, dövmeye, işkence etmeye filan kalktığımız zaman biz onlardan daha kötü insanlar oluyoruz. Onlar bir gün dönerler muhtemelen. Ya da kalırlar burada olurlar. Ama bizim onlara yaptığımız kötülük bizde kalacak. Ondan kurtulmak, efendim ülkelerinde koşullar düzeldi, hadi gitsinler diye gönderilemez. Çünkü ruhumuzda. Bizim yaptığımız kötülükler bizde kalacak. Ağzımı bozmamaya ve sabrımı toplamaya çalışarak devam edeyim. Niye gönderilen yardımlara birileri sahip çıkmaya çalışıyor? Üstüne çökmeye çalışıyor? Niye yardım zamanında ve örgütlü bir şekilde getirilemiyor? Bize ait bir terim ama gene dünyanın her tarafında görmek mümkündür. Bize ait bir terimle söyleyeyim. Ya benimsin ya kara toprağın. Eğer ben yardım edemiyorsam kimse edemez. Bu inanış maalesef hep vardı. Hele hele bir seçim dönemi yaklaşırken, birkaç ay kalmışken iyice var. Eğer ben bu korkunç çıkım karşısında çaresiz olduğumu ikrar edersem ama birileri gene de ben olmayan, devlet dışı birileri, hükümetten olmayan birileri gene de bir yardım yapmayı becerirlerse gitti elimden. Zaten gidiyordu da
garantili oldu artık. Böyle hissederek sivil inisiyatiflerin yardımlarına engel olmaya çalışanlar var. Son günlerde Haluk Levent'in Ahbap inisiyatifinin üstüne çökmeye çalışıyorlar. Efendim Haluk Levent 1 milyar lirayı yönetebilir mi? Yahu siz 100 bin lirayı yönetemiyorsunuz. Nerede kaldı Haluk Levent'in ne kadar parayı yönetebileceği konusunda ahkam kesmek? Siz 100 bin lirayı yönetemiyorsunuz. Elinize versem gidip kendinize altın kol saati almaktan başka şeyi bilmiyorsunuz çünkü. O yüzden bana kimse kalkıp efendim bu sivil inisiyatifler örgütlü değil, devlet olmayan kimseye aman ha para kaptırmasın demesin. Esas devlete para kaptırmamaya çalışıyor insanlar. Çünkü o devleti, devletin kendisinde, yapısında sorunlar olabilir, olmayabilir. Vardır tabii ki, her devlette var. Ama o devleti şu anda yönetmeye çalışanlar maalesef sizden aldıkları parayı ne yaptıklarını bilmiyorlar. Hani biz çok kestirmeden çalıyorlar diyoruz. O kadar kestirme bile değil. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bir kısmını çarçur ediyorlar. Bir kısmını tabii ki birileri çalıyor. Bir kısmını salakça projelere yatırıyorlar. Ondan sonra korkunç gün geldiğinde şimdi ne yapacağız diyorlar. Tamam bari sen kenara çekil, gölge etme. Biz bir şey yapalım imajıyla, dayanışmayla. Yok sen de yapma. Sen de yapma ki aczimiz ortaya çıkmasın. Yönetmedeki beceriksizliğimiz ortaya çıkmasın. Bir zamanlar şöyle bir laf etmiştim. Artık bunun ne kadar gerçek olduğunu her an görüyorum. İlk 10 yılında AKP iktidarı hakim değildi. Hala onlardan önceki 10 yıllardan kalan çeşitli koalisyonlardı hakim olan. Ama yönetici olmayı beceriyorlardı. Yönetebiliyorlardı bir şekilde. O ilk 10 yıldan sonra işler yavaş yavaş değişti. AKP iktidarı çeşitli hamlelerle, çeşitli ortaklarını ve koalisyon ortaklarını, yoldaşlarını sırtından atıp bir yandan da askeri vesayet diye, şu diye, bu diye, bürokrasi diye geçmişin hakimlerinin elinden hakimiyeti aldı, hakim olmayı başardı. Bravo. Ama artık yönetemez oldu. Çünkü yönetebilecek herkesi kovmuştu etrafında. Yanına sadece ona hükmetmekte yardımcı olacak ama yönetici becerisi olmayan bir sürü ıvır zıvır almıştı. Onlar sayesinde hükmedebiliyordu ama onlarla yönetemiyordu. İkinci 10 yıl İşte durum budur. İlk 10 yıl yani 2002-2013 arası Gezi'ye kadar. Gerçi Aralık 2013'e kadar ama Gezi bunun habercisiydi. Gezi'ye kadar ki 10 yıl diyelim. AKP'nin hükmedemeyen ama yönetebilen dönemi. 2013'ten başlayarak peyderpey tersine döndü işler. AKP artık hakim ama yönetemiyor. Yönetemediğini çok acı bir şekilde şu son bir haftada gördük. Hiçbir şey yönetemiyor. Bir arama kurtarma çalışmasını yönetemiyor. Bir kurtarma çalışmasını yönetemiyor. Ortaya çıktı ki bir inşaat ki en çok övündükleri şeydi değil mi?
bir inşaat sürecini yönetememişler. Onların döneminde yapılan, onların izniyle, onların kurtarmalarıyla, onların aflarıyla yapılan binlerce yapı, İskambil kağıdından yapılma evler gibi çöktü. İnsanların başına çöktü. Ve bu bir insan hayatında olabilecek en korkunç şeylerden biridir. Sizi kurtaracağını umduğunuz şey, konutunuz, eviniz, güvenli yeriniz sizi öldürür. Bunun çok güzel bir hikayesi vardı. 1972 yapımı Suspiria diye bir korku filmi vardır. Birçok sinema sever tarafından hala yapılmış en iyi korku filmlerinden biri olarak görülür. Orada şöyle bir sahne vardır. Bir kör vardır. Görme özürlü diyelim. Köpeğiyle dolanır. Ortada bir köhürlük var, bir cadılar var filan, korkunç bir şeyler var, insanlar öldürülüyor. Ve bu kör olduğu için, yani göremeyeceği zandıyla onun yanında konuşulan bir şeylerden bir şey öğrenir. Yani artık öldürülmesi, yok edilmesi gereken bir varlığa dönüşür. Biz bunu biliriz, kendi tam farkında değildir. Ve onun nasıl öldürüleceğini bekleriz izleyiciler olarak. Dışarıdan bir kötülük, üstüne saldıracak birileri, göklerden gelecek bir lanet, bekleriz, geriliriz, geriliriz ve en sonunda kendi köpeği döner ve adamı yer. Başımıza gelen tam olarak bu. Kendi köpeğimiz yedi bizi. Güvenli olduğumuzu sandığımız evimiz öldürdü bizi. Ve o evi biz kendimiz yapmamıştık. Birilerinden almıştık. O birilerini devletin denetlediğini zannetmiştik. Denetlemiyormuş. Devletin denetiminden kaçanları devlet cezalandırır zannetmiştik. Cezalandırmıyormuş. Tam tersine ödüllendiriyormuş. Sonra da bütün bu evler başımıza çöktüğünde devlet kendi yapamadığı, kendi yönetemediği işi başkaları yapmaya kalktığında da ya benimsin ya kara toprağın dedi bize. Başkası yapacaksa yapmasın. Öl. Engaz altında kal. Ben çıkaramıyorsam kimse çıkarmasın. Ben besleyemiyorsam, ben soğuktan koruyamıyorsam kimse yapmasın. Yönetememek tam olarak budur. Peki bunu nasıl beceriyorlar? Çünkü hakimler. O yüzden belediyenin yardımına valilik çöküyor. Bir kişinin bağlantıları olan, yakınları, ahbap çevresi olan bir kişinin kendi inisiyatifiyle ve yakın çevresinin yardımıyla oluşturduğu bir inisiyatifi, yaptığı yardım çalışmasının üstüne şu anda çökmeye çalışıyorlar. Bu onu yönetemez diye. Sizin yönetemeyeceğiniz tescilde bırakın da denesin. Sizin yönetemediğiniz, yönetemeyeceğiniz tescilli zaten artık. Bırakın da adam denesin bari. Hayır, ona da izin verilemez. Kemal Kılıçdaroğlu ki bu süreçte çok takdirimi topladığını söyleyeyim. Hayatta CHP'ye oy vermemiş. Kemal Kılıçdaroğlu'na hiç oy vermemiş biri olarak. Takdirimi topladığını söyleyeyim. Çünkü kalktı bölgeye gitti. Yanına 3 büyük şehrin belediye başkanını, Hatay ve Adana belediye başkanlarını sanıyorum aldı. CHP'li belediye başkanları bunlar. Ve bugüne kadar medyada
Bunlar zaten birbirini yiyor işte. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu kim başkanlığa aday olacak diye birbirlerine oyuyorlar. Söylentilerinin hepsini yalanlıyor. Hep bir arada omuz omuza durarak bir şeyler yapmaya çalıştılar. Hükümet de onları yapmaya çalıştığı her şeyi ya baltaladı ya aşağıladı. Hatay Havalimanı'nı temizlemeye çalışan Ankara Belediyesi'ydi sanıyorum. Ankara ile İstanbul'u ters söylüyor olabilir. Kafa kalmadı çünkü. Ama ikisinden biri. Ankara Belediyesi araçlarını, efendim onlar moloz kaldırıyor. Kendi söndüremedikleri İskenderun Limanı yangınını söndüren İstanbul Belediyesi'ne senin zaten orada ne işin var diyerek kendi yapamadıkları işi yapmayı becerenleri aşağıladılar, engellediler. Böylece de aslında önümüzde yaklaşmakta olan seçimleri kaybedeceklerini garantisini sundular bize. Bundan sonra o seçimleri kaybetmemelerinin tek yolu ya seçimi yapmamak ki ortada bir anayasa hala varsa ona göre böyle bir yol yok. Olsa olsa 14 Mayıs'a çekmeyi planlayıp ama bunu resmi olarak hala yapmadılar bu arada. Bu sadece bir laf. Seçimleri zamanında 18 Haziran'da yaparlar. Biraz daha toparlanma vakti tabii. Aksi takdirde zaten Mayıs başına kadar ilan ettikleri o çok gereksiz olağanüstü hal bütün seçim kampanyasının üstüne çöker. Hiç olmazsa insanlara, muhalif partilere olağanüstü halin sonundan itibaren bir ay filan verir. O yüzden 18 Haziran'a geri dönmesi doğrudur. 18 Haziran değil 19 Haziran dedikleri anda da muhalefetin buna olmaz deme hakkı vardır. Olmaz dememe lüksü yoktur. Hiçbir pazarlık bunu affettirmez. O seçimler ertelenmiş, o seçimler yapılacak. O seçimlerin sonucunun ne olacağı da artık %95 belli oldu. En büyük hayranları dışında kimse şu anki yönetime evet bunlar Türkiye'yi çok iyi yönetiyorlar ya da efendim çalıyorlarsa bile yapıyorlar diyemez. Hem çalıp hem yapma. İşte böyle sonuçları. O yapılanlar üstümüze çöküyor. O yapılan yollar, efendim şuradan şuraya iki şerit, buradan buraya üç şerit. O yolların halini gördük. O yüzden bu savunma bile yok. O yüzden reis, reis diye sokaklarda bağıranların o savunmaları bile kalmadı. Hala bu işten nemalanmayı bekleyen, yani AKP yönetiminden nemalanmayı bekleyen insanlar onlara oy verecektir. Ama artık bunlarla ne Cumhurbaşkanı seçilebilir, ne bir meclis çoğunluğu kazanılabilir. Bizi kara toprağa teslim edenlere bizim yardım etmeye çalıştığımız insanları kara toprağa teslim edenlere verilecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Maldan verdik, mülkten verdik, sabırdan verdik. Başka bir şey kalmadı. Bir can vardı. Çoğumuz onu da verdi.
Şunu da söyleyip bağlayayım. Çünkü daha fazla konuşacak halim de yok aslında. Konuşmam çok da şart değil aslında. Yani bu kadar yorum ve haber arasında bir de bana maruz kalmanız ne kadar iyi onu bile bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o ilk açıklamasındaki o korkunç çehresinin fotoğrafını hatta videosunu paylaşıp söylendikçe söylendi insanlar. İşte içindeki kötülük yüzüne vurmuş filan diyenler vardı. Korku yok hayır, habaset yok hayır şu filan diyenler vardı. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ben o yüz ifadesini tanıyorum Erdoğan'dan değil. Erdoğan'da daha önce de gördük bunu. Ama Erdoğan'dan değil. Şöyle diyeyim. Bir yakınım, çok yakınım. Biraz poker müptelasıdır. İdi. Rahmetli oldu çoktan. Ben de genç yaşlarımda onun poker oynadığı masalarda oturup seyrederdim. O yüzden çok iyi poker bilirim. Ama oynamam. Orada öğrendim çünkü oynamamam gerektiğini. Hatta bu işi biraz abarttım. Milli piyango bileti bile almam. Hayatta iş yerinde filan yahu şuraya bir eşek söyle bir şimdi koluna diyen arkadaşlarımı da ciddiye almayıp bir altılı ganyan oynamışlığım yoktur. Kumar oynamam. Milli piyango bileti dahil. Onu öğrendim. Ona bir şey daha öğrendim. Poker oynayan insanların yüzünü okumayı. Çünkü pokerde en önemli şeylerden biri de biliyorsunuz. Alt tarafı bir şans oyunu poker büyük ölçüde. İşte bir takım kağıtlar dağıtılıyor. O kağıtların arasında bir seviye farkları var. Kimin eli daha iyiyse ortadaki paraları alıyor. Ama o arttırılıyor ortadaki paralar ve birbirinin elini görmediği için oyuncular blöf yapmak mümkün. Vücut dilinizle, tiklerinizle, yüz ifadenizle, işte şöyle mi yaptınız, böyle mi yaptınız, birbirinizin uzun süre birbirine karşı oynayanlar bunları da öğreniyor. Ve oyunu genellikle karşısındakinin yüzünü en iyi okuyan, kendi elini en iyi gizleyen kazanıyor. Bunun ötesi şans. Benim o seyrettiğim poker oyunlarından öğrendiğim, gördüğüm yüz ifadesi ki Erdoğan'da da onu görüyorum şu anda. Şuydu. Ufak ufak kaybetmişsin tıpkı AKP'nin son 1-2 yılda ufak 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 kaybetmesi gibi. Sürekli ufak ufak kaybetmişsin. En sonunda öyle bir nokta gelmiş ki artık önündeki para çok azalmış. Önünüzdeki para çok azsa geri dönüş çok zordur. Pokerde. Hepsini birden sürmüşsün. Elinde de iki tane yedili var. Üç kağıt istiyorsun. Gelsin diye. Geliyor ve korkunç kağıtlar. Alakasız. Bir doğal afet. Şans. İşte ben o yakınımın yüzünde böyle zamanlarda yani bütün umutlarını tek bir ele bağlamış. Ufak ufak kaybederken hepsini birden kazanacağım diye tek bir ele umut bağlamış olan o yakınımın yüzünde bir doğal afet sonucu o beklediği kazanacak el gelmediğinde hep bu ifadeyi gördüm. Kendine, kaderine, şansa, kağıtlara müthiş bir nefret. En büyüğü de kendisine yönelik.
Diyeceksiniz ki karşı taraf ne yapıyor? Karşı taraf zaten yüzde o ifadeyi gördüğü anda ne olacağını biliyor. Ne olmakta olduğunu. Ben Erdoğan'ın yüzünde o ifadeyi gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı. Küçük küçük kaybetti ama hep çevresindekiler, hatta biz bile ya bu şapkadan bir tavşan çıkarır şimdi diye bekledik. Tam o şapkadan tavşan çıkarma adımlarını atıyordu. İşte asgari ücreti arttırma, emeklilere verilen zamlar, şunlar bunlar, birazcık ekonomik bilimiz doğrudur ekonomik açıdan diye beklentiler. Mayıs'a kadar dayanabilecek küçük küçük toparlama emareleri varken birdenbire bir doğal afet geldi üstüne çöktü. Her şeyini bu seçime yatırmıştı. Çevresini, varını, yoğunu ve toparladığını sandığı anda üstüne çöktü o doğal afet. Yüzdeki ifade tam olarak bu. Ben bu ifadeyi tanıyorum. Onlarca kere gördüm. Velhasılı kelam. Bize ya benimsin ya kara toprağın diyen, yönetemeyen yöneticilerimize artık güle güle deme zamanı. Çünkü onların yönetemediklerini gördüğümüz bu süreçte şunu da gördük. Biz kendimizi yönetiriz. Bunun için muhalefet partisine bile ihtiyaç yok. Ama onlar da geldiler, katıldılar, sağ olsunlar. İyi işler de yaptılar. Onları da kovmayalım aramızda. Ama onlar olmasalar bile biz kendimizi yönetiriz. Gerekli tedbirleri alırız. Birbirimizi denetleriz. Yeter ki gaza gelmeyelim. Özellikle son zamanlarda bütün kabahati göçmenlerin sırtına yıkıp bir katliam başlatmaya çalışanların oyununa gelmeyelim. Şundan emin olun. Biz kendimizi yönetiriz. Kara toprak sizin olsun. Sizin yöneticiliğiniz ve hakimiyetiniz de sizin olsun. Haftaya inşallah biraz daha aydınlık bir günde görüşmek üzere. Kimse gelmedi. Devlet yetkililerinden kimse yok. Sadece burada halk var. Daha kızım 1,5 yaşında, daha oğlum 8 yaşında. Nerede bu devlet? Nerede? Nerede? Kimse bize yardım getirmedi. Aşağıdan bebek sesleri geliyor ama kimse sesimizi duymuyor. Devlet bize yetişemiyor. Öldükten sonra bir işe yaramaz devletine mi? İçeride insan var mı? Var, komşularım var. En az 15 kişi var burada. Kimse yardım etmiyor. Bir Allah'ın kulu yok. Parayla tutup kepçe getiriyorlar buraya. Kimse gelmiyor. Hatay Samandağ'dayız. Gaziantep Nurdağ'ında da yıkım büyük. Gökçe Diyarbakır'daki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları. Adıyaman'daydı ve arkamdaki gördüğünüz enkazın altında kaldı. Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'ın Besni ilçesindeyiz. Depremin ana üssü Pazarcık'tayız.